Evet arkadaşlar, varyatörlerimiz, ön varyatörümüz şu şekilde temizlendi. Bu arada arkadaşlar araya bir takipçimiz girdi. CBR250'de akü şişirme, işte şarj etmeme, akü 2 gün gidiyor, 3 gün gitmiyor, rolanti dalgalanması, far kısık yanıyor, düşük yanıyor falan. Aküden demişler, aküyü değiştirmiş, onu değiştirmiş, bunu değiştirmiş. Statör, sargı ve konjektör arızası. Bunu da neye göre söyledik? Motorla ilgili geçmişe dönük bilgiler istiyoruz ya sizden, işte daha öncesinde ne yapılmış diye. Arkadaş dedi ki bunun dedi sargı dedi dışarıda yapılmış. Ha bitti. Yani statörü, sargıyı dışarıda bobinajcıya yaptırmak çözüm değil arkadaşlar. Randıman vermiyor. Bunu bir kere daha orada görmüş olduk. Arkadaş da belki seyrediyordur. Ona da yardımcı olmaya çalıştık. Videomuz ondan başlık aldı. Yani demek istediğim o. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız burada arkadaşlar? Arka varyatör hareketli ve sabit kasnak. Bu kasnakların içinde masrobilyalar var. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bak. Şöyle bir ses var. Bak. Şimdi bu sesin iki çeşit nedeni var arkadaşlar. Bak şimdi bak şanzımanda bir ses yok. Bak. Çok rahat. Fakat şunu taktığımız zaman. Bak. Bunu takınca bu ses neden yapıyor? Niçin yapıyor? Bunun içindeki şu bilya Çin malı. Şimdi bu varyatörün içindeki bilya varyatörden pahalı. İki bilyası. 800-900 lira neredeyse gelişi var. Farklı farklı bilyalar. Bunun 100-200 liraya da olanı var. Bunun kapağını bak kapalı yapmış. Yani iki tarafında kapalı yapmış. İçine gres giremiyor. İçindeki gres bitince bilya da bitiyor. Yani bunu Honda'da, TCX'de bu bilyayı kapalı yapmamış. Şimdi bununla da görüyorsun. Bilya gres basamazsın. Altında sekman var vesaire var. Yani şu bilya bozuluyor. Şuradaki bilya. Şu bilyamız. Şu bilyamız. Onun içindeki gres vitesiye kadar. Şimdi biz burada ne yapacağız? Buradaki masuro bilya şöyle 3 noktadan şöyle 3 noktadan bir gres vereceğiz. Nasıl bir gres vereceğiz arkadaşlar? Bak şu şekilde şu civatayı kullanabiliriz. Civatayı şuradan koyduk. Bak civatanın kaygan yüzeyini aldık. Bak şöyle gresimizi şu şekilde bak. Rulmana yedirdik gresi. Rulman gresi yedi. Elimizde bir iki daha yedirdik. Şimdi bu gresi yedirdikten sonra buraya takıyoruz. Buraya taktıktan sonra tekrar tekrar çeviriyoruz. Bunu minimize etmeye çalışacağız. Gresi yedi. Tekrar bir gres daha verelim. Bayağı bir gressiz kalmış. Şurada baş parmağımızla yedirelim bu sefer de. Şura şöyle, şura şöyle. Bu da böyle, bu da böyle. Şimdi buradaki gres sidirme işi bitti. Bak burada da fazla gresleri şöyle alıyoruz. Şu şekilde aldık. Şimdi kısmen sesi kesti. Ama bunun ileriye dönük işte biz ne yapıyoruz? Varyatörü kaldırıp atıyoruz. TCX varyatörü takıyoruz. Bunu da işte ne zaman isterseniz o zaman yaptırmanızda fayda var. Ama 10.000 kilometreden sonra buralarda farklı farklı sorunlar çıkabileceğini düşünerek her 5.000'de bir 7.000'de bir varyatörleri sökülüp böyle temizlenmesi lazım. Burada da bak yüzey ne kadar mat duruyor. Mat yüzey hiçbir zaman iyi değildir. Kayışı gezdiremez. Gazı verirsin geri bırakırken takıntılar oluşur. Yani tırtırlı yol gibi. Asfaltta da ne yapıyor? Otobüsler kaymasın diye asfaltı tıraşlıyorlar yani. Niye? Tırtırlı olsun diye. Şimdi burada da kayış kaçırmasın diye buraya zımpara çeken avrumun gazları var. O da yanlış yani. Buradaki amacımız otomatik rahat çalışması için. Şimdi burayı öncesi sonrasına göre bakacak olursak şimdi göstereceğim. Aradaki bariz farkı göreceğiz bak. Şuraya bak, oraya bak. Yani. Varyatör bakımında, detaylı varyatör bakımında biz bunları bütün motorlara uyguluyoruz arkadaşlar. 50 cc de olsa aynı, 500 cc de aynı. Honda da olsa aynı, Yamaha da olsa aynı, Suzuki de olsa aynı, Vespa da olsa aynı, Kimco da olsa aynı. Fark etmiyor her motora. VKS'siydi, bilmem şunuydu, bunuydu, Aurora'sıydı, Alfa'ydı, Nissan'ıydı, Lifan'ıydı fark etmiyor. Hepsine bu sistemi yapıyoruz. Bunu bir kere daha söyleyeyim. Biz burada
motor seçmiyoruz normalde. Sadece elektrik ve elektronik arızalarında Çin malı, Çan malı, Çin malı, Hint malı, Kore malı, Tayvan malı motorların arızaları çözülmüyor arkadaşlar. Onlara dikkat edeceğiz. Onun dışındaki normal rutin çalışan motorların detaylı varyatör bakımını, yağsını, balatasını, filtresini, yani Ruhus'ta Honda'ya bakıyor diye diğerlerine bakmıyor diye bir şey yok. Hepsine bakıyoruz. Yani burada Çin malı motora da bakıyoruz. Ama mesele nedir? Atıyorum Çin malı motor, Tayvan malı, Kore malı motor. Gaz yemiyor, enjektör arızası var, gaz kelepi arızası var. Hayatta yapılmaz arkadaşlar. Orada sıkıntı var. Yoksa diğer yerlerde sıkıntı yok. Bak gördünüz nasıl oldu. Şimdi buna bakıyoruz. Ya bunları yapmasak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Takarsın, randıman alamazsın. Şimdi bunları bu şekilde yaptığımız zaman, bindiğimiz zaman bir tempo oluşuyor. Yani small low'larda, dalmalarda falan gazı veriyorsun, tapa gaz gidiyorsun. Gazı bırakınca tepkime geri anında kesiliyor. Anında gazlıyor. Bu sefer de ne oluyor? Buradaki mekanizma rahat çalıştığı için herhangi bir takılım olmuyor. Motordan keyif alıyorsun. Şimdi gazı veriyorsun, çok rahat gidiyor. Gazı kesiyorsun, motor bir türlü boşa çıkmıyor. Yani sanki senin harcında biri gaz veriyor. Niye? Burada takılmalar oluşuyor. Kayış kendini bırakamıyor yani. Sıkıntı bu. Biz o sıkıntıyı yok ediyoruz. Bu şekilde. Bunu Süleyman Usta sabit makinede yapıyor. Ben böyle seyyar makinede yapmayı daha çok seviyorum. Çünkü böyle başlattım. Böyle bitiriyorum. Tabi burada Süleyman Usta da bayağı yetişti bu işleri 2 senedir yaptığı için bazen onun da kendi spesiyeli var. Benden de iyi olabilir. Şimdi buradaki mesele nedir arkadaşlar? Herkes her şeyi yapar. Mesela bir sanatçı sesi çok güzeldir. Güzel saz çalıyordur ama başka bir sanatçı da ondan daha güzel sesi vardır. Daha güzel saz çalabilir. Daha güzel parça söyleyebilir. Bu böyledir yani. Ama bu kabiliyet meselesidir. Azim meselesidir. Susmayacağız. Yılmayacağız. Burada bu yaptığımız işlemlerin de arkadaşlar milli ekonomiye de çok faydası var. Yani şimdi burada bu motoru biz bunu yapmasak parça sirkülasyonu, işin gücün yoksa Çin'den hurdayı, hoşafı getir getir da ondan sonra ne oluyor? Bütün parçalar hurdaya dönüyor arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Şimdi bunu böyle yaptık, onu yaptık. Burada şöyle bir durum var. Bunun içinde 3 tane şöyle kanalımız var. 1 şu 2 3. Bu 3 tane kanala şöyle gres kanalıdır bura. Bazen bu motorun sıfırını söküyoruz. İçinde gres çıkmıyor. Yani bazı arkadaşlara ben kızıyordum. Ya sıfır motoru arkadaşım daha yeni almışsın. Neyini bakacağız diye. Aslında adam haklı. Çünkü güven yok. Sıfır motora bile güven yok yani. Çin mallarında buna dikkat edeceğiz. Bak burada gres kanalını gresledik. Şimdi gres kanalını gresledikten sonra şu fazla gresleri şöyle hafiften aldık. Şuraya kendi halinde bırakıyoruz bak şu şekilde. Şimdi buraya bırakırken burada keçeler vesaireler var. Greslerin fazlalarını süzdü zaten. Kanalda kalan gresler oraya girdi. Şimdi burada bunu tekrar göstereceğim. Bak şu fazla gresleri aldık şuradan. Şöyle alıyoruz. Herkesin bir spesiyeli var. Ben bu şekilde alıyorum. Şuraya bırakıyorum bu gresi sonra kullanmak için. Şuradaki fazlayı da şundan aldım. Şimdi burada o gresin ne yaptığını göstermek için bak çok detay veriyorum. Aşırı detay. Evet içinde kendi yerine yerleşti bak gresler. İçeride. Kendi yerine yerleşti. Yerleştikten sonra bak şuradaki fazla gresleri tekrar alıyorum. Şimdi bu işlemi yapmıyorlar. Ondan sonra diyor ki usta her şey senin dediğin gibi yaptım. Motor şöyle oldu böyle oldu. Şimdi burada gres kalırsa buradaki gresler ne yapacak? Dönerken otomatikmen kayışa gelecek arkadaşlar. Şuradaki keçeler bozuk olursa yine kayışa gelir.
Şimdi onun için de bak burada hiç kres kalmayacak şekilde bak görüyorsunuz. Taktık. Şurayı da buraya oturtturduk. Şurada pim yataklarımız var 3 tane. Bu pimlerimizde hangiler? Pim, kayar, kurç ve kutur ulman diye geçer. Bunlar bak şöyle şey gibi. Diferansiyel şaft mafsal villası gibi düşünün. Bu üçü götürüyor aslında motoru. Yani bu basit gibi bir parça ama bu üç parça motoru götürüyor bak. Şu üç tane parça. Buna da bak şurada bıraktığımız gresi hiç etmiyoruz. Şöyle yaptık. Fazlasını yine aldık. Şu şekilde. Ne oldu? Burası greslendi. Şuradaki fazla gresi de aldık. Şimdi şuraya geldik. Buraya da aynı şekilde şöyle gresi sürdük. Şuraya da sürelim peşine. Şimdi buraya da aynı şekilde böyle kuturulman pim. Şimdi bazen soruyorlar ya işte PCX'in arka varyatörü komple ne kadar? Arka varyatör lazım. Ya lazım da Honda'da inanın bak şu taktığım parça bile ayrı ayrı satılıyor. Yani bunun içinin pimi vesairesi hepsi ayrı satılıyor yani. O-ring'i ayrı satılıyor. Bir tane O-ring, orijinal bir O-ring 200 lira arkadaşlar. Şu O-ring var ya, şu O-ring'in tanesi 200 lira. İki O-ring var 400. İki de keçe var. Ah 800 lira sadece keçelere gitti yani. Yani onun için bazı şeyler çok basit zannediyoruz. O yönden diyorum ki orijinal arka varyatörlerinizi işlem yaptırdığınız yerlerde bir sıkıntı yoksa adam varyatör bakımı yapma üşengeçliğine yan sanayi parça takıyor. Abi yenisini takayım diyor. Şu kadar diyor, bu kadar diyor. Yeni parçayı takıyor. Eski parçalarınızı bırakmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Bana da yaptırsanız bana da bırakmayın yani. Ben ne yapıyorum? Hurdaya veriyorum işe yaramazlar. Ha, işe yarar ufak tefek parçası olanları ayıklıyorum. Ama siz şimdi bilinçsiz bir yerde bir iş yaptırdınız. Arka varyatörü adam yenisini taktı. Bu varyatörü motorun altına at gel. Çünkü ileride randıman alamayacaksın takılan varyatörden. Zır orijinal olmadığı müddetçe hiçbir varyatör düzen tutmaz. Şimdi bu Maxxt'in kendi varyatörü. Bu yine kendi çapında diğer Çin malı varyatörlere göre çok çok iyi. Ama şimdi Maxxt'in bu varyatörü PCX'in varyatöründen ucuz diye PCX'e binen bazı böyle mıksıştılar var. Onlar da tutup da Maxxt varyatörünü PCX'e takmaya çalışmasın. Çünkü zaten Maxxt'e binen PCX varyatörü takmaya çalışıyor. Böyle bir durumda var. Şu da çok önemli. Burada da şu pimlerin çıkmaması için bu O-ringler var burada. O-ringlerin yağ kaçırmaması için. Burada şöyle bir sağlı sollu bir balans veriyoruz. Bak şöyle tak diye oturdu. Şimdi burası kuruldu arkadaşlar. Bunu şurada tekrar deniyoruz. Bu şekilde saat gibi bak ses soluk kalmadı. Niye? Greslendi, yağlandı. Burada da şöyle dönerken şöyle bakalım hocam bak. Şöyle hafiften bir bak görüyorsun. Bir balans oluşmuş gibi oluyor. Niye? Sıfır malzeme bak çalkalayarak dönüyor. İşte bunun da nedeni şuradaki gazsız gaz altı kaynağını yaparken balansı alınması lazım. Alınamıyor. PCX'inkinde adam bunu böyle yapmamış. Komple bir dökümden bunu kaynatırken de kendi kendine balansını alarak kaynatmış. Buraya bir takmıyor. Saat gibi. Ha, bu da demek değil ki çok kötü de değil. Yani şu an piyasada satılan yan sanayi parçalardan iyi. Üstündeki çıkan parçalar yani bugün bir Aurora'nın diğer modellerine göre bakacak olursak ciddi anlamda bu Maxxt'de biraz daha çıtayı yükseltmiş. Ya şimdi ben böyle bunu deyince de herkes gidip de Maxxt'i almaya kalkmasın. Bugün PCX 130 lira olmuş mesela. PCX 130 iken sen gider de 120 liraya Maxxt'i alırsan o zaman da kusura bakma yani. Böyle de bir durum oluşuyor. Öyle değil mi Metin Usta? Aynen öyle söylüyorum. Yani şimdi 130 liraya bunu alasıya kadar fiyatlar iyi düşürmüşler. Bugün düşmüş. Bedava. Ben 150 liraya ikinci elini saymıştım PCX'i. Ha biz ne yaptık? Euro 5.5 plus yaptık PCX'i. Oradan kurtarıyoruz. Şimdi şundan 3 tane var. Şu 1, şu 2. Bunlar kaybolabilir, düşebilir. Bakacağız ama birini bulamadık mesela. Kim bilir nereye düştü, nereye gitti. Ha, 3 tane vardı. Birisi sistem ayfa alabalar sistemiyle. Şimdi bu tarz parçaları biz bulunduruyoruz yanımızda. Uçuyor, düşüyor, bir şeyler oluyor. Yine de şöyle bir bakalım. Şuradaki vidalarımıza bakıyoruz. Orada yok. Orada da yok. Şimdi aylar burada. 3 tane filmimiz burada. Bir tane lastik borcumuz. Fire geldi.
Yani iş yaparken böyle hani diyoruz ya arkadaşlar, video çekmeye bile fırsatımız yok diye. Bak video çekerken o parça buradaydı, kayboldu gibi oldu. Ama içeride parçamız var, ayrı bir mesele. Yani demek istediğim, parçaları her ne kadar derli toplu da koysak, yani malzemeler kendi çapında yerlere uçabiliyor, gidebiliyor. Ondan dolayı da ne diyoruz? Motorun başında durmanız gerekiyor. Bir şeyi yaparken mesela ustayı da seyredin. Mesela bana de ki mesela parça şuraya düştü deyin. Şimdi oradan birkaç kişi diyecek ya ustam nasıl olur işte onu. Önceden alüminyumu atıyorduk. Ona laf ediyorlardı mesela. Şimdi de ona atmadığımız için parçayı düşürdük. Kısa bir ara verelim hocam. Parçamızı bulalım. Evet arkadaşlar, lastiğimizi bulduk. Şu kuturulman diye geçer arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Buradaki vuruntuyu absorbe ediyor arkadaşlar. Şöyle. Bunlar önemli. Şöyle yaktık. Şimdi burada 3 tane yayımız var. Ya bu yayların çapıyla mapıyla oynayan var. Yok işte bilmem ne gaz pimi var ya, cartçuk bilmem ne. Ya yani yapmayın arkadaşlar. Ya bunun boyuyla oynayan var. Setlik derecesi. Yani bunlara falan gerek yok. Bunlar falan bize bir artı kazandırmaz. Sadece psikolojik men rahatlatır. Aspirin atıyorsun. Ekleme araların gidiyor sözde yani. Ne yapıyor? Kanı hızlandırıyor falan filan yani. Onun gibi düşün. Buradaki yay da psikolojik men sizi rahatlatır. Ama normalde sistem olarak hiçbir faydası olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu yayları takarken arkadaşlar bunun bir aparatı var. O aparatı bir getireyim. Evet abi, ama eksik parçam var ya. Bunlar bile anlamamış. Haberim bile yok. Şunları tutar. Şu parça mesela. Hangi? Şu. Onun şey var, lastikleri var, bir boyuyorsun. Araç göğüs parlatma falan yapıyorlar. Ondan bir sürü tamam işte. Şimdi buradaki yaylarımızı şu şekilde bir yuvarlak kaygan bir malzemeyle de takabiliriz. Öyle de takabiliriz, şu şekilde takıyoruz. Önce arka kancalar takıyoruz. Bazısı da önce önü takıyor, sonra. Yani burada önemli olan kendine zarar vermeden bu yayı tak da nasıl takıyorsan tak. Ama ben bu şekilde takıyorum. Şu şekilde taktık. Şimdi bunun akabinde şunun kendi bir üçgen sacı var şu şekilde. Bu üçgen sacı takacağız. Bu üçgen sacı da takarken arkadaşlar sekmen kanallarına dikkat edeceğiz. Burada da şöyle 3 tane sekmanımız var. Mini sekmanlarımız. Sekmanlarımızı da şöyle eski elektronikçi tekniğiyle tık diye takıyoruz. Şu şekilde tutuyoruz pensemizi. Bak bunda bu işi yapmaya çalışan arkadaşlara gösteriyorum. Ya işte ustam ben onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ben motor, piston, sekman için eğitim almak istiyorum. Yani adam yani 5. 10. levele gelmiş aklı sıra kendi kafasına göre. Yani bunları iş yerine koymayanlar var. Yani asıl önemli olan bunları yapabilmek. Yani bunları yapamadan diğerlerine nasıl geçecek? Öyle bir durum var. Şimdi burada şunu takarken bunu yalama edenler var. İşte ben aynı senin gibi takıyorum dedi geçen birisi. Burada ben tek elle şöyle bir sistem yapıyorum. Tabii bu sistem biraz tehlikeli sistemdir. Kafanızı yaptığınız yerden uzak tutmanız lazım. Şöyle bir absorbe ediyorum burayı. Şu şekilde aldım. Şimdi burada bak çok basit gibi görünüyor ama sol elim nasıl bir ızdırap çekiyor bunu siz bilemezsiniz, ben bilirim. Ama oradan yazacak şimdi bir ya ne kadar basitmiş. Halbuki şura var ya acayip trombosit eksikliği oldu. Niye baskı yaptı buraya? Ama bunu bilmez insan. Şimdi mengeneye bağlayan var. Bu kesinlikle mengeneye bağlanacak bir şey değil. Mengeneye bağladığım zaman bitti. Şimdi burada da şu tertemiz buraya taktık. Buranın sistemi bitti. Şimdi arkadaşlar kayış takacağız. Kayışımızı takarken de arkadaşlar ne yapacağız? Kayışı yağlamamamız lazım. O zaman ne yapıyoruz? Eldivenin devri bitti arkadaşlar. Çıplak ele geçiyoruz. Eldivenin devri bitti. Eldivenin devri bitince arkadaşlar kayışta da yön var. Onu da göstereceğim size. Kayıştaki yönü de şöyle gösterelim arkadaşlar. Kayışın bando yazısı, Honda yazısı bize bakacak. Yani yazıyı buradan okuyacağız. Ya okuş alet olur ya yazı olur. Yazıyı burayı açtın buradan okuyacaksın. Şimdi şu şekilde takan var. O zaman şu taraftan okuman gerekiyor. Yani yazıyı nereden okursan yön odur arkadaşlar. Bak şurada Honda bando yazıyor bak. Yazı bize doğru geliyor.
Bunu taktık. Dönüş istikameti bu şekilde. Şurada da ben şöyle bir sistem atıyorum. Bak bunu da ilk defa gösteriyorum. Şu parmak, şu parmakla bak. Şu iki parmak. Şu iki parmak işi götürüyor burada. Şuradaki üç parmak şu araya girdi. Ondan sonra Ruhus da tüyo vermiyor. Al hadi tüyoyu verdim. Niye like atmıyorsun? Niye beğenmiyorsun abudumun gazı diyeceğim. Ondan sonra ya işte aboneliğim yok da bilmem ne de hiçbir şey yapamıyorsan bir yorum yaz. 1000 kişi seyrediyor, 100 kişi beğenmiyor. Ondan sonra ha hi 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 videolar çekiyoruz, onu da beğenmiyorlar. Ben anlamıyorum, adamlar böyle abartılı babartılı videolar çekiyor. Onlara bir bakıyorum, adamların beğeni sayısı milyonları geçmiş. Yol videosu da çekiyoruz. Bu sefer de diyorlar ki, ustam bir de sesi düzeltsen. La abi ben işim gücüm yok da ondan mı uğraşayım ya? GoPro zaten beni zor duyuyor. Yolda öne tur camı taksam ses daha çok rüzgar sesi veriyor. Montun arasına koyuyorum. Kısmen iyi. Ben kendim seyrediyorum. Kendi videolarımı öyle bir abartılı bir şey görmüyorum. En azından kuş sesi, yol sesi hepsi var. Yani ayrıyeten bir dublör mü tutalım? Şimdi burada Gayesi oturtturduk. Hepsini. Gayet sakin bir şekilde bak. Ses yok. Soluk yok. Pısır pısır. Şimdi iki somunu sıkacağız. Burada da arkadaşlar şunu tork metreyle sıkacağız. Yani 50 Newton sıkacağız. Şunu aldım. Şimdi burayı da arkadaşlar teknik olarak gösteriyorum size mahsus. Çünkü her zaman bu izni bulamazsınız. Şöyle toplayacağız, kısa bir ara verelim. Evet arkadaşlar, şimdi burada ön pervane aparata müsait olmadığı için normal sökme takmayla sıktık. Çünkü şunları bak şu şekilde girmesi lazım. Girmiyor yani delikleri. Pervane ileriye dönük bu pervaneyi de PCX takılabilir tabii. Öyle bir durum var. Biz bunu şu şekilde şimdilik sıktık. Şimdi burada şunu göstereceğim. Biraz lifti indireyim. Kayışın çalışma sistemini göstereceğiz. Bu arada motorumuz araba Max T arkadaşlar. ABS'li model. Ön arka Dix fren. Ön NMAX. Yani kaporta NMAX kopyası, varyatör PCX. Yani hem Yamaha'dan hem Honda'dan kopyalanmış. Yani ikisinde gönlü kalmasın demiş. Böyle bir durum var. Açıyoruz abi, kontak yanında. Gayet tabii çalışıyor. Artık gaz vereceğiz şimdi. Demek istediğim olay şu. Gazı verdik. Kayıs üst ön noktaya geldi. Hız yapması için daha da yukarı çıkması lazım ya. Mesafe yok. Bakalım şimdi. Şu an boşta. Gaz verince ön varyatöre bakıyoruz. Gazı bıraktık. Anında boşa geçiyor. Anında boşa geçti. Gayet stabil çalıştı. Şöyle baktığımız zaman her şey bittikten sonra şu şekilde kayışa şöyle el attığımızda sertlik derecesi çok iyi. Yani kayış tam buna uyumlu bir kayış. Saat gibi oldu arkadaşlar. Motor kapağımızı takacağız ve motorumuzu kapatacağız arkadaşlar. İşlemler bitmek bitti. Şimdi burada varyatör kapağında da dediğim gibi o contayla alakalı bir durumumuz var. Contayı düzgünce oturtturduk. Onun akabinde ne yapıyoruz? Bütün civatalarımızı takacağız. En uzun civatamızdan iki tane var arkadaşlar. Şöyle iki tane uzun civata var. Burada da bir tüyo daha vereyim. Şimdi neyi nereye takacağız bilmiyoruz. Nasıl öğreneceğiz? Eğitim mahiyetinde veriyorum bu tüyoyu. Şimdi elimizde bir sürü civatalar var. Ya hangisi nerenin? Kafamız karışıyor ya. Önce çıkan civataları bir koy yerine. Boylarına, ebatlarına bak. Şurada beş tanesi aynı ebat. Şu iki tanesi kısa. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle geldik. 5 tane kısa. 2 tane bir uzun.
İki tane en uzun, dört tane normal kısa. Ya bu nereye takılacak? İlk defa motor söküyorsun. Şimdi şu iki taneyi şöyle bir bakıyorsun. Şöyle bak. İtekledik. Bunun yeri bura. Şimdi tekrar bakıyorsun. Şurada dört tane var. Ya şimdi akıl var, mantık var mesela. Şurası şişkin, burası dar. Buraya bu uzunu takamazsın. Bir deneyelim. Al. Böyle geldi. Böyle gelen vidayı böyle zorla takan abudumun gazları var. Buradan yağ patlıyor ondan sonra. Şimdi bu dört tane de muhtemelen bak şöyle bakıyorsun. Tak. Mesafeyi kurtardı. Tak. Mesafeyi kurtardı. Şuradan baktım mesafeyi kurtardı. Buradan baktım mesafeyi. Yani uzunlar şu bölmeye takılıyor. Yani bu motoru 50 kere sökmene de gerek yok. İlk defa bir motor söküyorsun, ona da gerek yok. İlk önce sıkmadan önce böyle hepsini yerine yerleştir. Yani onun haricinde şurada iki tanemiz var. Şöyle bakacak olursak bak birinin yeri burası. Şöyle baktık birinin yeri de burası. E geriye 5 tane kaldı. Nasıl olacak dediğimiz zaman arkadaşlar bak şunların hepsinin boyu aynı. Birininki şurası kısa bir de. Birininki şurası. Ama bak olmadı bak. Bu ikisini buradan alıyoruz. Niye olmadı? Çok ileri gitti. Şu şuranın. Şu şuranın. Şimdi burada şunu şurada iki tane bunun vidası var. Bir de şu üç tane. Bu üç taneyi buna ayırıyoruz. Bir. İki. Üç tane. Şöyle baktığımız zaman kurtarır. Üç tane şunlara takılıyor. Fakat şimdi buradaki bir hatayı yani fabrikasyon hatayı çözmüş olacağız bu arada. Şimdi abudumun gazları iki tane şu vidadan yapmış. İki tane şundan yapmış. Geri kalan şunu kullanmış. Şimdi bak şöyle bakacak olursak yani burada fabrikasyon bir hatayı şu an gördüm. Onu göstereceğim. Şimdi dört vida da şundan olması gerekiyor. Bak dört tane burada var. Şundan da dört olması lazımken iki tane kullanmış. Halbuki bak şuranınki de böyle uzun olması gerekiyor şu şekilde. Bak, bunlar buranın. E bunu buraya taktım. E şurada bundan istiyor. Şimdi şu vidayı buraya taktığımız zaman çok kısa geldi bak. Şuraya taktık. Buraya da kısa geldi. Yani ne demek oluyor? Burada bir montaj hatası var. Çin, çan, çunlu. Arkadaşlar o arada yemeğe mi çıktı? Ne yaptı? Şu iki vidanın yerine kısa vida takmış. Şimdi biz burada makul olan nedir o zaman? Motora şu kısım şöyle geldiği için makul olanları şuraya takacağız. Şuraya. Şuralara mecbur bak kısayı takıyoruz. Bak diş tuttu. Şunu taktık. Diş tuttu. Yani fabrikasyon sıkıntı. Şu geri kalan 3 tane de bunun. Şimdi bunu buraya sıkıyorum. Tık etti tamam. Bunu buraya sıktık. Tık etti. Şu ortayı da sıkalım. Şuna geldik. Şuna geldik. Şuna geldik. Şuna geldik. Bak ne kadar kısa. Şimdi burada da şunu orada. Ha, onu almış. Sıfır. Şöyle. Almış. Can oraya geldi. Tamam. 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 Şu da şöyle. Ne diyorsun abi? Şimdi şu üç tane de buram. Ne? Bir. İki. Üç. Varyatör filtresi yapmaya çalışmış ama onu üç aşamadan oluşturmuş. Niye birebir PCX'e benzemesin diye. Burada bir kendine göre bir perdeleme sistemi yapmış. O perdeleme sisteminden dolayı da burada ne yapıyor? Civatanın altında ekstradan 2-3 tane farklı farklı sistem oluşuyor. O sistemi de buradan absorbe etmeye çalışıyoruz.